Merhaba sevgili dostlar. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Her anında, her adımında binlerce anı olan o kutsal direniş. Bir başarı öyküsü. Çanakkale Savaşı'nda siperlerin gerisinde yaralı askerlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey morfindi. Doktorlar yaralı askerlere ağrı kesici bulmakta zorlanıyorlardı. Bu yüzden bir nöbet tutuluyordu. Hastaların ameliyatı için hazırlanan çadırın önüne bir masa kurulmuştu. Sedye ile giren her yaralı burada masaya konuluyordu. Doktorun elinde enjektör, enjektörün içinde ağrı kesici. Doktor ilk muayeneyi yapıyordu ve yaşama olasılığı olan, ameliyat edilmesi halinde yaşayacağını inandıkları askerlere ağrı kesiciyi yapıyordu. Oysa gelen her yaralının ağrı kesiciye ihtiyacı vardı. Fakat herkese yetecek kadar ağrı kesici yoktu. Doktor duygusal karar vermemek için yaralıların yüzüne bakmamakta, iyileşme şansı olan yaralılara ağrı kesici yapmaktaydı. Yine doktorun önüne bir asker getirilir. Yaralının ağır yaralarına bakan doktor, askerin iyileşemeyeceğini öngörür ve ona ağrı kesiciyi yapmaz. O sırada askerden iniltili bir ses duyulur. Baba! Herkesin gözü doktora çevrilir. Yaralar içinde kıvranan asker, doktorun öz oğludur. Doktor buna rağmen yine ağrı kesiciyi oğluna yapmaz ve birkaç saat sonra da oğlu şehit olur. Doktor şehit olan oğlunun cansız bedenine sarılır ve şöyle der. Affet oğlum, o senin hakkın değildi. İşte bu topraklar, hakkı olmadığı için bir tek ağrı kesiciyi bile oğlundan esirgeyen o güzel insanlar tarafından vatan yapılmıştır. Çanakkale Savaşı'nı kazandığımız o tarihi anlardan birisi de hiç şüphesiz doktor Tarık Nusret'in hakkı olmadığı için öz oğluna ağrı kesici yapmadığı o andır. Tarihin tozlu sayfalarına adını kazımış tüm kahramanlara sonsuz saygıyla ve minnetlerim.